Milgram deneyinden bahsedeceğiz. 15 Ağustos 1933'te Stanley Milgram, Bronx, New York'ta doğmuştur. Harvard Üniversitesi'nde sosyal psikoloji alanında doktora yapmıştır. Yale ve Harvard Üniversitelerinde ders vermiştir. Kariyerinin çoğunu New York City Üniversitesi lisansüstü merkezinde profesör olarak geçirmiştir. Harvard'daki Küçük Dünya Deneyi, araştırmacıları 6 derece ayırma kavramı da dahil olmak üzere bağlanma derecesini analiz etmeye yönlendirdi. Milgram o zamandan beri sosyal ve benlik algısının yönlerini araştırmak için kullanılan etkileşimli melez sosyal ajanlar oluşturmak için bir teknik geliştirmiştir. Buna Cyranoids de denir. Sosyal psikoloji tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Milgram, Avrupa'daki soykırım olaylarından oldukça etkilenmiştir. Bu nedenden ötürü böyle bir deney yapma gereksinimi duymuştur. Deneyin amacı nedir? İnsanların otorite sahibi bir kişi veya kurumun isteklerine kendi vicdani değerleriyle çelişmesine rağmen itaat etmeye, ne ölçüde istekli olduklarını ölçme amacını güden bir deneyler dizisinin genel adıdır. Otorite nedir? Otorite, herhangi bir konuda bir şeyin yeterliliğine herkesi inandırarak bir kişinin kendine sağladığı hakimiyet kurma gücüdür. Milgram'in asıl merak ettiği şey ise Holokost'u gerçekleştiren askerlerin ne hissettiğidir. Holokost nedir? Holokost, Nazi Almanyası rejimi ile onun müttefikleri ve işbirlikçileri tarafından Avrupa'daki 6 milyon Yahudi'ye karşı devlet desteğiyle sistematik olarak gerçekleştirilen zulüm ve katliamları ifade eder. Peki, soykırımlarda yer alan yüz binlerce kişi sadece onlara verilen görevi mi yerine getiriyordu, yoksa Eichmann ve benzerleri tarafından da benimsenmekte miydi? Milgram, katılımcılara bu deneyin cezanın öğrenme üzerindeki etkilerini araştıran bir deney olduğunu ve bu deneyin 3 kişiyle yapıldığını söylüyordu. Deney içerisinde denek, aktör ve araştırmacı olarak 3 kişi bulunmaktadır. Araştırmacı, otoriteyi temsil etmektedir, ayrıca emirleri veren kişidir. Denek, öğretmeni temsil eder ve araştırmacı tarafından yönlendirilir. Aktör ise öğrenci rolündedir ve öğretmen tarafından gelen uyarılara maruz kalan kişidir. Deneyden önce denek ve aktör olan kişilere rollerini belirlemek üzere rastgele belirleniyormuş etkisi olması için üzerinde rollerinin yazılı olduğu 2 kağıttan birisini seçmesi istenir. Aslında 2 kağıtta da öğretmen yazmaktadır. Ancak denek bundan habersizdir ve böylelikle denek her zaman öğretmen olacaktır. Öğrenci konumunda olacak kişi de deneyi düzenleyen araştırmacı tarafından önceden bilgilendirilmiştir ve rol yapacaktır. Ancak denek bunu bilmez. Bu noktada öğretmen ve öğrenci birbirini duyabilecek ancak göremeyecek şekilde ayrı odalara alınıyordu. Öğretmen rolündeki kişiye sözcük çiftlerinden oluşan bir liste veriliyor ve bunu öğrenciye öğretmesi isteniyordu. Ve bu listeyi önce öğrenciye bir kere okuyarak işe başlıyordu. Sonrasında bir kelime ve o kelime ile eşleşebilecek 4 şık okur. Öğretmen rolündeki kişi öğrenci her yanlış cevap verdiğinde öğrenciye elektrik şoku uygulayacaktı. Habersiz olduğu konu ise öğrenci şok uygulanmış gibi rol yapacak ve deneyin tepkileri ölçülecekti. Verilen her yanlış cevap için elektrik şokunu 15 volt arttırmaları gerekiyordu ve en fazla 450 volta kadar şok uygulanabilirdi. Deneyden önce öğretmene 45 voltluk bir elektrik şoku uygulanıyor ve öğrenci rolündeki kişiye uygulayacağı şokun neye benzediği hakkında bir fikir edinmiş oluyordu. Böylece belki empati kurma ve deneyi yarıda bırakma olasılığı vardı. Öğrenci kendisine söylenen şekilde bir süre sonra sorulara bilerek yanlış cevap vermeye başlıyordu ve öğretmenin dozu giderek arttırması sebebiyle bağırmaya ve ağlamaya başlıyordu. Hatta bazı deneylerde aktör kalp problemi olduğunu ve artık şok vermemesi için yalvararak deneyin tepkisinin ölçülmesini sağlıyordu. Deneklerin tepkisi ise şaşırtıcıydı. Birkaç denek öğrenciden gelen acı dolu çığlıkları duyduklarında sinirli biçimde gülmeye başlıyor veya aşırı stres içinde olduklarını gösteren başka davranışlarda bulunuyordu. Denek bir noktada deneyi durdurma isteğini ifade ettiği zaman kendisini aşağıdaki sırayı takip eden sözlü uyarılarda bulunuyordu. Lütfen devam edin. Deney için devam etmemiz gerekiyor. Devam etmemiz kesinlikle çok önemli. Başka seçeneğimiz yok. Devam etmek zorundasınız. Denek bu 4 uyarıdan sonra bile hala durmak istediğini ifade ederse deney durduruluyordu. Tersi durumda olursa ise deney ancak denek en yüksek şok olan 450 voltu 3 kere ard arda uyguladıktan sonra durduruluyordu. Deneyden önce yapılan anket çalışmaları ve deneyin sonuçları. Milgram, deney yapmadan önce Yale Üniversitesi'nin 14 psikoloji yüksek lisans öğrencisiyle sonuçların ne olacağına yönelik bir anket yapmış ve katılımcıların çoğu birkaç sadist eğilimli deneyin en yüksek voltajı uygulayacağını düşünüyordu. Milgram, ayrıca meslektaşları arasında da sözlü bir anket yaparak onların da sadece birkaç kobayın çok kuvvetli şok uygulayacağını düşündüklerini öngördü. Yapılan ilk deneyde ise 40 denekten 26'sı yani %65'i huzursuzluk şok hissetse dahi sonuna kadar gitmiş ve 450 volta kadar şok uygulamıştır. Birçok denek bir noktada durmuş ve deneyi sorgulamıştır. Hatta bazıları kendilerine ödenen parayı geri vermek ve çekilmek istemiştir. Hiçbir denek 300 volt seviyesine kadar şok uygulamak konusunda tereddüte girmemiştir. Milgram bu deneyden yola çıkarak iki sonuca varmıştır ve iki teori geliştirmiştir. Törecilik teorisi. Eğer ki birey karar alma konusunda kendi kabiliyetlerine güvenmiyor ise kararı hiyerarşik düzene bırakacaktır. Otoritenin emirlerini sorgusuz sualsiz kabul edecektir. Aracılı durum teorisi. Boyun eğmenin ana unsuru bireyin başkasının dileklerini yerine getirmesinden ötürü kendini yaptığı davranışlardan sorumlu görmemesidir. Deneyin tekrarının yapılması. 50 yıl sonra Santa Clara Üniversitesi'nden bilim adamı Jerry Burger tarafından dozaj azaltılarak tekrarlanmış ve sonuçlarda bir değişim gözlenememiştir. 1960'larda otoriteye daha fazla itaat ettiğini düşündüğümüz kuşak ile günümüz insanları bir biçimde benzer karakteristikler taşımaktadır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Empirist saygıyla sundu.